öğretmenini döver. Bu nedenle diplomasını geç aldığı için askeri idadiye giremez. Edirne Posta ve Telgraf İdaresi'nde katiplik yapmaya başlar. Maaşı 40 kuruştur. Çevresinde çalışkan, dürüst ve güvenilir kişiliğiyle tanınır. Posta İdaresi'nde çalışırken Allianz İsrail Mektebi'nde Türkçe öğretmen vekilliği de yapar. Fransızca öğrenir. Fransız ihtilali hakkında ilk köklü bilgilerini, devrimin eşitlikçi, özgürlükçü, dayanışmacı düşüncelerini ilk kez bu okulda öğrenir. Aynı dönemde siyasetle ilgilenmeye başlar. Talat'ın Edirne günleri arkadaşlarıyla birlikte evlerde gizli yayınları ve kitapları okumakla geçmekte, siyasal düşünceleri giderek olgunlaşmaktadır. Talat Paşa İttihad-ı Terakki'nin kurucusudur. Yani İttihad-ı Terakki Teşkilatı'nı, İttihad-ı Terakki Cemiyeti'ni kuran Talat Paşa'dır. İlk yanında olan çok enteresandır. İpekli İbrahim Hoca diye bir cami hocasıdır. Fakat aydın bir din adamıdır. Talat Paşa, Namık Kemal ile Mustafa Kemal arasındaki devrimcidir. Türk devrim tarihinde çok özel bir yeri vardır. Teşkilatçıdır ve devlet adamıdır. 1895 yılında bir ihbar üzerine yakalanır. Edirne hapishanesinin karanlık ve rutubetli hücreleriyle tanışır. Talat, ülke sorunlarını çözebilmek için siyasi iktidarın ele geçirilmesi gerektiği fikrine hapishanedeyken ulaşır. Bunun için güçlü bir örgüt gerektiğine de. 2 yıl sonra affa uğrar. Selanik'e sürgün gönderilir. Meşrutiyet öncesi Selanik, imparatorluğun en ileri kentiydi. Selanik'in ünlü Yonyo gazinosunun müdavimleri ise genç ihtiyatçı subaylar ve aydınlardı. Kahve ya da subayların pek sevdiği kristal kadehlerde sunulan nahmiyaz rakısı içerlerdi. Yonyo'nun müdavimleri arasında kolağısı Mustafa Kemal, Enver Bey, Talat Bey, İktisat hocası Cavit Bey, Mustafa Necip, İsmail Can Bolat, Yenibahçeli Şükrü gibi isimler vardı. Talat Paşa, Selanik'e sürgün edildikten sonra 3. Ordu merkezinde faaliyete başlamıştır. Ve oradaki faaliyette yavaş yavaş genç subaylar, genç aydınlar İttihat Terakki'ye katılmaya başlamışlardır. İttihat ve Terakki isminin verilmesi de Selanik'te yapılan 5 Çınar toplantısında isim ortaya çıkmıştır. Daha evvel isim Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ydi. 1906 yılında Selanik'te Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruluyor. 10 kişi kuruyorlar. Bunların bir kısmı subay, bir kısmı sivil. Paris'le temas kuruluyor. Paris'teki örgütle, Paris'teki örgüt İttihat ve Terakki örgütü tabii. İsim değişikliği oluyor. Yani iki örgüt birleşiyor. Paris'teki ve Selanik'teki örgütler birleşiyorlar ve İttihat ve Terakki ismini alıyorlar. Çeşitli kaynaklarda İttihatçıların yemin töreninin Fransız Büyük Devrimi'ndeki Jacobenlerden örnek alındığı belirtilir. Yeminlerde yemin ettirenlerin yüzü görülmemiştir. Bir masa vardır. O odanın tek fotoğrafı vardır. O odanın fotoğrafı da bendedir. Bir masa vardır. Masanın üzerinde Kur'an vardır. Bayrak vardır ve bir tabanca vardır. Yemin bu üçünün üzerine el konularak yapılır. İttihat ve Terakki'de rastgele üye yok. Bu işe inanmış. Çoğu da mektepli. Yani esas itibariyle mekteplilerin örgütü İttihat. Yeni üye cemiyetin diğer üyelerini hiçbir zaman bilmeyecekti. Fakat başı sıkıştığında yalnızca cemiyet üyelerinin bileceği bir işaretle o üyelerden birini hemen yanı başında bulacaktı. Yemin töreninden sonra artık üyenin cemiyetten çıkışı mümkün değildi.
ayrılanın ya da cemiyete zarar verici faaliyetlere girişenin cezası idamdı. İttihatçıların gizli dönemde birbirlerini tanımaları için işaretleri şudur. Baş parmak bunu çok az insan bilir. Çünkü bunu kendileriyle beraber bir sır olarak götürmüşlerdir. Bir daha kullanılmasın diye. Çünkü onlara özgü bir şeydir, işarettir. Baş parmak dik tutulur. Bu parmaklar bitişiktir. El boynun altına konulur. Kalbin üzerine doğru parmaklar gelir. Baş parmak başı gösterir. Şimdi karşılaştıkları vakit karşısındaki insanın o teşkilattan olduğunu anlamak için merhaba der, selam der, elini böyle yapar. Eğer karşıdan aynı işaretle cevap geliyorsa o teşkilatın içinde olduğunun işaretidir. Bunun anlamı şudur. Vatan ve cemiyet sevgisi kalbimizdedir. Ama ilk kelime vatandır. Vatan ve cemiyet sevgisi kalbimizdedir. İhanet edersek başımız namlunun ucundadır. Selanik Şubesi bütün şubelerin ana merkezi haline gelir. Cemiyet bu süreç içinde bir ihtilal komitesine dönüşür. Üyelerinin büyük çoğunluğunu Makedonya'da görev yapan, eşkıya takiplerinde pişen genç subaylar oluşturuyordu. Uyan Mithat, uyan, geldi zamanın. Tutsun dünyaları şöhret ve şanın. Sen bulun önünde şu mebusanın. Artık yaşa evladınla beraber. Kolağası Resneli Niyazi Bey'in 3 Temmuz 1908 günü mahiyetindeki 200 kadar gönüllü er ve bir o kadar sivilli dağa çıkmasıyla silahlı isyan başlar. Manastırı Selanik izledi. Erkan-ı Harp binbaşısı Enver Bey de dağa çıktı. Dağa çıkmak bir Jön Türk geleneğidir ve artık isyan başlamıştır. Sultan Hamit 23 Temmuz'da Kanuni esasının yürürlüğe girdiğini çaresiz ilan eder. Karar 24 Temmuz günü İstanbul gazetelerinde sıradan bir resmi ilan gibi yayınlanır. Oysa meşrutiyetin ilanı 23 ve 24 Temmuz günlerinde Manastır ve Selanik'te pare pare top atışlarıyla kutlanır. İttihat ve Terakki iktidara gelmişti. Fakat gizliliğini koruyordu. Meşrutiyet ilan edilince bazı üyeleri açıklanmıştı. Ancak cemiyeti kimlerin yönettiği bir sırdı ve genel merkezi hala Selanik'teydi. Cemiyetin gizli kalması gerektiğini savunan Talat Bey'dir. Onun için ben İttihat Terakki Örgütü'nü bir iceberg'e benzetirim. Yani iceberg'in buzlu bölümü, suyun üzerindeki bölümü, aşağıdaki bölümünün ancak onda biridir, sekizde biridir. Yani asıl iceberg'in kitlesi derindedir. 1908 yılının Aralık ayında seçimler yapılır. İttihat ve Terakki ezici çoğunlukla Meclis-i Mebusan'a girer. Talat Bey artık Edirne milletvekilidir. Meclis başkanlığına Ahmet Rıza Bey, onun yardımcılığına da Talat Bey seçilir. 1908 devrimine karşı İngiltere destekli ilk önemli gerici isyan 31 Mart'tır. İsyancılar iki gün içinde çoğu mektepli 20'den fazla kişiyi öldürdüler. Tanin gazetesi, İttihat ve Terakki'nin genel merkezi ve kulüpleri tahrip edildi. İsyancıların istekleri arasında Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey ile ikinci Başkan Talat Bey'in sınır dışı edilmelerinin olması, gericilerin Talat Bey'i hedef aldıklarını göstermektedir. Hareket ordusu İstanbul'a girdi ve İngilizci rejime son verdi. Gerici ve liberal muhalefet ezildi. 27 Nisan 1909 günü toplanan Meclis-i Mebusan, Abdülhamit'in halledilmesine karar verdi. 31 Mart olayında İngilizlerin çok açık bir desteği var. Bir kere 31 Mart olayını çıkaran, bana sorarsanız, Prens Sabahattin, yani bütün şeyler, işaretler onu gösteriyor. Onu gösteriyor. Gerçi bir yargılama olmadı. Bir yargılama olmadı. Ama
Prens Sabahattin şeyi bu işi düzenliyor. Zaten kötü düzenlenmiş bir derde bu. Tahta Sultan Reşat, sadrazamlığa da Hüseyin Hilmi Paşa getirildi. Hem iktidarda hem de cemiyet içinde Talat Bey'in gücü daha da arttı. Hüseyin Hilmi Paşa kabinesine Dahiliye Nazırı olarak atandı. 1912 Kongresi İstanbul'da toplanan ilk kongredir. Cemiyet artık iktidarda değil, muhalefettedir ve zor günler yaşamaktadır. Kamil Paşa hükümeti İttihatçılara karşı baskı uygulamaktadır. Ülkede tam bir İttihatçı avı başlatılmıştı. Talat Bey Avrupa'ya kaçmaktan söz edenlere saklanmaya evet ama yurt dışına kaçmaya hayır yanıtını verecek ve zor günlerde örgütünün başında kalacaktır. Profesör Doktor Sina Akşin 1908-1913 arasını İttihat ve Terakki'nin denetleme iktidarı yılları olarak adlandırır. Tam iktidar Baba Ali baskınından sonra gelecektir. Evler beyaz bir ata biniyor. Bu arada Talat Paşa Baba Ali'nin kapısının tam karşısında bir hanın kapısının dibinde seyrediyor olayı. Kara Kemal ise hazır bekliyor postaneyi basma. Şimdi bu kadar enteresan ve ilginç bir şey. Ve ondan sonra işte Baba Ali'ye giriliyor. Nazım Paşa oluyor. Şimdi dönelim Baba Ali baskınına. Ömer Naci, Hatip Ömer Naci. O zaman Baba Ali'nin etrafı çevrildi işte demir parmaklı. Orada demir parmaklılara tutunmuş, duvarın kenarına çıkmış, halka müthiş bir hitabet şey, müthiş bir konuşma yapıyor. Yani halkı da işin içine, müthiş bir kalabalık ve Ömer Naci'nin o müthiş hitabı karşısında halk böyle bir şey oluyor, bir ateşlenme oluyor. İşte o sırada Yakup Cemil ve arkadaşları içeriye giriyorlar, Enver dahil. İçeride malum çatışma oluyor ve işte şeyi Nazım Paşa'yı vuruyorlar. Yakup Cemil vuruyor. Fakat kendi aydın. Cihan Harbi kapıdadır. Dünya kaçınılmaz bir paylaşım savaşına doğru gidiyordu. Osmanlı İmparatorluğu da bu savaşta tarafsız kalmayacağını fark etmişti. Çünkü paylaşımın konusu kendisiydi. Türkiye, İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki anlaşmalarla paylaşılması hedeflenen ülkeydi. Daha doğrusu Osmanlı Devleti. Birçok anlaşma bu konuda hep herkes tarafından bilinir. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusyası kafa kafaya vermişlerdir. Osmanlı Devleti'nin topraklarını nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmışlardır. Türkiye kendisini İngiltere, Fransa, Rusya ittifakına karşı koruma mecburiyeti altında olan bir ülkeydi. Ama Osmanlılar acaba savaşmasalardı ne olacak? Birinci sorumuz. Mustafa Kemal buna çok güzel yanıt veriyor. O savaş bir cinayetti. Fakat savaşmadan da yapılamazdı. İttihat Terakki bu savaşta bir vatan savunması yapmıştır. Bizim Kurtuluş Savaşımız 1914 Aralık ayında başlamıştır. Talat Paşa ve İttihatçılar tehcir kanununu çıkardıkları için yıllardır emperyalistler ve onların işbirlikçisi aydınlar tarafından suçlanmaktadırlar. Bu yasanın çıkış amacı savaş halindeki Türk ordusunun cephe gerisini korumak, isyan ve ayaklanmaları önlemektir. Yani bu tehcir işi meşhur bir savunma. Meşhur bir savunma. Dolayısıyla Talat'ı oradan şey etmek, sorumlu tutmak mümkün değil. Her ülke böyle yapardı. Sovyet arşivlerine göre Doğu Anadolu'da o günlerde olanlar tam bir mukaletedir. Yani iki taraflı katliamdır. 1915 Ermeni tehciri ihtimal dahilindeki bir isyana karşı düşünülmüş bir tedbir değildir.
tehcir, fiilen ortaya çıkan isyan ve düşman ordusuyla işbirliğine karşı alınan ve günün şartları içinde kaçınılmaz olan bir karardır. Bu koşullarda o tehcir kararını almak ve uygulamak son derece yerindedir. O uygulama yapılmasaydı o zaman Anadolu Türklüğünü büyük ölçüde temizleyeceklerdi ve Kurtuluş Savaşı'nı yapacak bir zemin kalmayacaktı. O nedenle Kurtuluş Savaşı'mızın zaferinde Talat Paşa'nın o tehcir kararının çok büyük bir payı vardır. Hatta o tehcir olmasa Kurtuluş Savaşı zafere ulaşmazdır. 1 Kasım 1918'de Merkezi Umumi binasında Kırmızı Konak'ta son kongre yapılır. Cihan Harbi bitmek üzeredir. Yalnızca İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin değil Osmanlı İmparatorluğu'nun da sonu yaklaşmaktadır. Kongreye bir yenilgi, hüzün ve şaşkınlık havası hakimdir. Talat Paşa konuşmasını şöyle bitirir. Vaziyetin aldığı şekil üzerine İttihat ve Terakki'nin hükümeti iktidar mevkiini terk ettiği gibi cemiyet liderleri de istifa ediyorlar. Cemiyetin bundan böyle ittihat edeceği hattı hareket hakkında karar vermek kongrenin hakkıdır. Aynı gece Talat Paşa ve diğer ittihatçı liderler vatanlarını terk etmek zorunda kalacaklar. Ülke dışına çıktıkları haberi kongrenin 3. gününde duyulacaktır. 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece bir motor Enver Paşa'yı Kuruçeşme'deki yalısından alıyor ve bir Alman torpidosuna götürüyordu. Motor Bebek Koyun'dan Bahattin Şakir ve Talat Paşa'yı alacaktı. Bahriye Nazırı Cemal Paşa da bir başka yerden alınacaktı. Yurt dışına çıkmaya en güç ikna edilen Talat Paşa olur. Talat Bey'in ve Enver Cemal üçlüsünün İstanbul'dan ayrılışı o başka türlü bir dramatik hadisedir. Kuruçeşme'den yola çıkmışlardır. Fakat orada Poroyların evinde buluşmuşlardır o gece. Ve o evde Talat Paşa'nın son İstanbul sevdiği yemekler vardır. O yemeği bana o gece yaşayanlar anlattılar. Hiç dramatik bir hadise. Talat Paşa'nın gitmek istemiyor, arkadaşları gitmesini zorlamış. Çünkü hakikaten İstanbul'un işgali Talat Paşa'nın o şeyin karşısına çıkarılmasını kabul edememişlerdir. Yani Nemrut Mustafa Paşa divanının. Fakat Talat Paşa o gece gitmeden evvel, şöyle bağlayalım, Teşkilat-ı Mahsus'un önde gelen liderleri de oradadır. Kendilerine şunu söyler. Bu Merkez-i Umumi'deki o son toplantıda da söylenmiştir. Teşkilat-ı Mahsus'a artık Mustafa Kemal'in emrine girecektir. Mustafa Kemal ne isterse o yapılacaktır. Nitekim öyle de olmuştur. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiği vakit Talat Paşa ile Teşkilat-ı Mahsus'un adamları Mustafa Kemal'i uzaktan korumuşlardır. Onlar yurt dışında yeni serüvenlere atılırken Anadolu'da Mustafa Kemal'in İttihatçıların biraz da küçümsemek için kullandıkları ifadeyle bizim Sarı'nın ya da Selanikli Mustafa'nın önderliğinde milli mücadele başlamaktadır. İttihatçı liderlerin Mustafa Kemal'e yazdıkları mektuplarda Talat Paşa'nın saygılı ve temkinli, Cemal Paşa'nın daha candan ve samimi, Enver Paşa'nın tepeden bakan muhtelis tavrını anlamamak mümkün değildir. Ve Mustafa Kemal'le mektuplaşmıştır. Mustafa Kemal'le hareketine Ankara'ya Enver gibi bakmamıştır. Yani Enver ne zaman Mustafa Kemal'in ayağı sürçecek de ben geleceğim hesabıyla bakmıştır. Oysa ki Talat Paşa hiçbir zaman öyle bakmamıştır. Talat Paşa adeta Mustafa Kemal'e ne yapabilirim sizin için mealinde mektuplar yazmıştır. Mustafa Kemal de Talat Paşa açısından olaya daha ılımlı bakmıştır. Mektuplarında gelmeyin dememiştir. Geleceğiniz zamanı size bildireceğiz demiştir. Yani bu çok çok önemli bir
mektuptur. Aynı zamanda o mektupta Atatürk'ün Talat Paşa'ya saygısını ve ona verdiği değeri de görmek mümkündür. Fakat mektubun en kritik yeri Atatürk'ün Talat Paşa'ya komutanlar olarak toplandıklarını ve gerekirse Bolşevik olmayı kararlaştırdıklarını, yani bütün çareler tükendiği zaman Bolşevik olarak vatan savunmasına devam etme kararı. Buna ilişkin resmi bir belge yok. Ama Ankara hükümetinin resmi organı sayılan Hakimiyet-i Milliye'nin haberi verişinden ve yorumundan bunu çıkarabiliyoruz. Bu cinayetin sebebini her şeyden evvel İngiliz suikastlerinde aramak zaruridir. İngilizlerin askerle ve politikayla başa çıkamadıkları Türkiye'ye bugün mikyası geniş bir suikast tertibatı ihsar ettikleri anlaşılıyor. Talat Paşa'nın cenazesi 25 Şubat 1943 günü yurda getirilerek askeri törenle İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne gömüldü. Kortejin başında Reisi Cumhur İsmet İnönü'nün çelengi bulunmaktadır. Talat Paşa'nın cenazesinin yurda getirilmesinde en büyük çabayı kendisi de eski bir ittihatçı olan Celal Bayar harcamıştır. Hüseyin Cahit o günü şöyle anlatır. Sabah yeni oluyor. Sirkeci Garı'nda ekspres katarının gelmesi bekleniyor. Alacakaranlık içinde küçük gruplar halinde ufak bir kalabalık var. Islak ve serin bir sabah. Rıhtımda askeri kıtalar istirahat vaziyetinde. Talat Paşa'nın tabutunu taşıyan vagonu lokomotif iterek başka bir hat üzerinden kapı yanlarına kadar getirdi. Kapı açıldı. Önce Berlin sefaretinin çelengi indirildi. Sonra Türk bayrağı ile örtülü ağır sanduka. Yavaş yavaş indi. Şapkalar çıktı. Ve mızıka ağır bir matem havasıyla yalnız bu sessiz ve müteessir kalabalığın hüzün ve elemini değil, bütün bir memleketin teessür ve acısını terennüm etti. Sanduka selam durmuş kıtaların önünden yavaş yavaş ilerledi ve bekleyen arabaya girdi. İşte 23 senelik bir gurbetten sonra Talat vatanına böyle döndü. Bugün Talat Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde vatan topraklarına defnedilecek. Orada kendisi gibi temiz kanlarını, yüksek kalplerini bu vatan uğrunda feda etmiş arkadaşlarını bulacaktır. Artık onun mesut ve ebedi bir hayata kavuştuğuna emin olabiliriz. Talat, yeis ve ümitsizlik içinde bıraktığı vatanını şimdi dirilmiş, kuvvetlenmiş, şeref ve itibarını tekrar kazanmış bir halde buluyor. Sağlığında o bu ideal uğrunda didinmiş ve mücadeleye atılmıştı. Gayeyi elde eden Cumhuriyet Türkiye'si, Talat'ı layık olduğu hürmet ve muhabbetle kucağına alarak göğsüne basıyor ve hayatında tadamadığı